2009 2 Mayıs Bahar Kampı'ndan görüntüler. Lapa lapa kar yağıyor. Böyle şok zoom yapayım. Bir buçuk metre çapındaki şu karınca yuvasını gördüm. Toprağa. Aslı. Son derece güzel bir doğanın içinde Haccağız'a geldik. Biz Haccağız diye biliyorduk burayı. Haccağız yaylasıymış burası. Alabar'da diye geldik ama Alabar'la aşırı yerleşik olduğunu görünce resmen bayağı bir köy olmuştu orası. Civarda kar bile var. Su sesleri biraz önceki şelaleden geliyor. Çuhalar, yosunlar. Çuhaları yakından çekeyim. Evet. Küçük diğeri ve sadece sarı renkleri. Şehirde satılanlar ve iki renkleri biraz daha iri oldu. Onlar kültürü alınmış halleri. Bir yandan pıtır pıtır yağmur yağıyor hafif. Böyle güzel bir ormanın içinde yürüyoruz. Bir yandan da gördüğünüz gibi. Sesleri, su sesleri. Güzel bir yoldan orman içinden yürüyoruz. Her yerden su çıkıyor ya. Biz kışın kar faaliyeti diye geldiğimiz yerde bile bu kadar çok kar yoktu. Şimdi kar var. Ayıptır ya. Ne kadar sahte bir konuşma. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Evet, öyledir ya. Ayıptır ya. Cadı konuşuyor olabilir ama kızıl gerçeği cadı. Budur. İşte ya. Görüyorsunuz arkadaşlar kızıl kızıl. Aha da. Kızıl mızıl. Ben diyorum, ben diyorum bu cadıdır doğal, diye siz inanmıyorsunuz. Aa, doğalmış bir de. Ya. Doğal cadı. Ya. Elif abla sen de geçirmişsin. Notre Dame'ın tamburu. Notre Dame'ın tamburu olmuşum. Tambur. Tambur. O kambur değil arkadaşlar. Notre Dame'ın tamburu olmuş. Evet. Tulanla. Sümer arkadaşımız. Kırmızılı olan Sümerlerden kalma. Girişi güzel konuşmalar görüyoruz. Sümerlerden kaldı. Adamın adı bile Sümer. Ne diyorsun? Evet. Girişi güzel konuşmalar izliyoruz. Girişi güzel mi? Hiç olmazsa natürel. Girişi ne güzel. Ha? Ne? Anlamadım. Gösteriyor. Hava sıcaklığı 14 derece. Yüksekliğimiz de 1529 metre. Süper olmuş. Bayağı yükselmişiz. Çok yükselmişiz. Bildiğin gibi değil. 10 metre daha yükselmişiz. Böyle şok zoom yapayım. Hayır, seni yandan kaldırıyor böyle. Kameraya çekiyor. Hayır orada çarpı seni tamam mı? Yarın böyle funnymovies.com'daydık. Kafa kafaya çarpışmışız. Hayır yani biz burada son derece entelektüel bir video kaydı yapıyoruz. Entelektüel. Entelektüel. Aramızda bir çıkartanlar var. Bu aramızda neler neler ne tür şebeklikler yapanlar var. Rezilsiniz ya. Ağır değil mi şöyle şey? Aa, siyah bulutlar bizim yaylaya indi. Bir güzel sağanak indi bu arada. Ay nasıl canım çay ve çorba istiyorsan. Çay ve çorba. Ablam mesajı verdi geri dönelim. Hadi geri dönmeyelim oynama. Bir dakika ya biraz daha gidelim şu tepeye kadar bak. Az bir şey daha ileri gidelim. Bu yağmur da aşağıdan geçecek. Üstümüze gelmesin. Evet şimdi de yayla evimizdeyiz. 2 Mayıs Bahar Kampı'ndan 2009 2 Mayıs Bahar Kampı'ndan görüntüler. Lapa lapa kar yağıyor. Ya kış kampına diye geldik. Bahar kampı gibiydi. Şu anda da şu kar yağışının güzelliğine bak ya. Bahar kampına geldik. Kar yağıyor. Bu
Ama biz yayla evimizde koruma altındayız. Şöyle geniş verandamızdan şu an yeni yürüyüşten geldik. Bayağı da bir güzel de yürüdük. Biz gelirken yağmur başladı, şimdi de kara çevirdi. Allah'tan evde bulunduk. Evet. Verandamız falan da çok var. Evet, şöyle. Verandamızda arkadaşlar. Lapa lapa kar yağışını seyrederken. İyi ki kalın malzemeler falan getirmişiz bu arada. Kalın kıyafetler. Ben çift mont getirdim, bere, eldiven, bilmem ne. Biz tabii hep buraya kış kampına gelirdik. Bu bir ritüeldir. Burası bir kış kampı noktasıdır. Tabii böyle geldiğimizde de kar yağışı son derece de doğal bir şey tabii ki. Bizim hanım şu an kar yağışıyla pek ilgilenmiyor. Çünkü bir an önce ocak istiyor da çay yapacakmış. Çay. Aç çantayı, al işte içinden. Çok zor. Hayır, hiç zor değil. Ben şu an kaydı kesmeyeceğim. Tutsam kamerayı, sen tutsam. Olmaz. Bu güzel canım kar yağışını şöyle video çekeyim. Yayladan da diğer enstantaneler çekelim. Bir tanesi diyor şimdi yiyeceğim diyor, enstantane ne diyor. Karanlık bir ortama içeriye girersek nasıl tepki alırız? Sevgiyi vermiş mi? Çaydanlığı mı? Burada galiba elektrik var. Elektrik yok. Nerede biliyorsun? Trafodan kapatmışlar. Kışın çünkü hep kapatırlar. Dur, ne yaptın? Dur lan, aç kapıyı. Video çekiyorum. Eyvah. Zifir gibi oldu ortalık. Çekil bakayım, bir kaçmış. Ne yaptın şimdi? Eyvah. Biraz önceki kar yağışından sonra şimdi de yaylanın görünümü. Artık gönlüm yavaş yavaş değişmeye başlamış tabii ki. Yayla evi görüntüsünden ufak ufak şekil şeye doğru dönüyor. Modern evlere doğru. Yapılaşma, betonlaşmaya başlıyor. O yağan karın arkasından hemen yakınımızdaki tepelerde şöyle size bir göstereyim. Beyaz beyaz biraz kar tuttu. Bu da bizim kaldığımız yer. Birazcık yaklaşalım. Yani bir arkadaş dışarıda kullanıyor. Tabii artık herkes böyle arabalarıyla yaylaya gelebiliyor. İçeride arkadaşlar neler yapıyor? Merdivenler de bir hayli kaygan. Kayıt yaparken düşmeyeyim de burada bile. Sonrasında güldürmeyeyim kendime. Karlı tepeler. Arkadaşımız burada odun yapmak üzere. Ama her şey derler ya. Onların kendisinden değil. Onlar eşi sayesinde getirirken ki süreçten kaynaklanan bir şey.
İşte bunu makale falan da gitsin. Ya ev yapımı falan nasıl yok? Onun da tadı çok güzel. Neymiş adı ekşisine? Kanserojen. Ne? Nar ekşisi kanserojen. Pul biber kanserojen. Belgesel mi çekiyorsun? Yımayınız. Pul biberden. Yırsanız ölürsünüz. Evet, gece buralarda yatacağız. Karsınlığında bir yürüyüş daha. Bizim arkadaşlar öyle, ona sordum. Öyle çıktı. Bağlı da oraya şansı. Dakik okuyan bir yerim var. Gideceğimiz yolda hala kar var. Kameramana su ver. Kameramana su. Esmeralda bunun su ördü. Çekimi kendi başına yapıyor. Kameraman susadı. Öyle susamışımdır o. Yapma ya, gitti sürekli ağırlık böyle biniyor. Şurada zaten kalacağız işte ya, tepeyi geçince bir manzara görelim kaç orada. Kaç dakika orada olacağız? İkide miydi? İkide aşağıda oluruz. İşte hani yürü atacağız, hazırlarız. Malzemeleri falan toparlayıp. Ondan sonra. Evet, ben toparladım. Topluyoruz zaten. Neydi senin dediğin çünkü dün onu söylesene. Matarama su doldu. Matarama su doldu. Matarama su doldu. Yapay görüşlere bakacak olursak çekimdeyiz. Yok valla yapay değil. Ne kadar doğal. Hayır, hayır, evet. Ne kadar doğal geliyorsun. Ne evet. Kadar doğalım. Kar beyazı sürmüş gene koruyucuları ne kadar doğalsın. Eşek olduk biz. Evet, koruyoruz. Kulağımda geldi. Evet, gördüğünüz üzere yolun geri kalanı tümüyle kar. Mağdur olduk. Bize böyle olacağı söylenmemişti. Bahar kampına diye geldik. Mağdur'a buluşuyoruz. Kar yürüyüşü de yaptık yani. Yapay konuşmalara başlayabilirsiniz. Biraz bekleyin arkadaşlar. Biraz sulan bekleyin. Daha gitmiyoruz ki. Niye? Geri dönmeye karar verdim. Neden? Bundan sonrası diz boyu kar. Bundan sonrası diz boyu kar. Biz döneceğiz, siz gidebilirsiniz. Tamam. Ha, oldu mu? Azıcık daha yürürüz. Şuraya doğru. Acık değil. Çokçuk yürürsünüz, buyurun. Bakınız, yukarıya doğru manzara gidiyor. Gen gidebiliriz. Siz kenarlardan biraz farklı yoldan yürüyelim. Az bir şey olmazsa döneriz. Ebru Kumru konuştu. Ya. Orada bekleyeceğim ve doğada olmayı tercih ederim dedi. Doğada yayılırım daha iyi. Sonra ağaçların arkasında kayboldu. Evet. Lan nerede gelmiyor? Ha, bir daha gören olmadı. Bu son kayıp. Küsüyor bir, ben. Bir yandan da yalnız yan gözüyle hep kameraya bakıyor, tamam mı? Yan gözle de kamera onu çekiyor mu diye filmi de bakıyor böyle. Kamera da poz atıyor arada böyle. Olen doğal konuşurum diyene bak. Saçını başını düzeltip bir de kameraya poz atıp poz atıp böyle yan gözle. Olen bırak. Konuş Olen. Konuşma. Layak layak. Layak layak. Bir dakika önce kaydı kesmişken şu bir metre yüksekliğinde 1,5 metre çapındaki şu karınca yuvasını gördüm. Aslı, karıncasından da katıyoruz buraya. Karıncası da olur içinde. Anlamadım, toprağın nasıl koyuyoruz? Karınca yuvasını koyuyorduk, koyuyorduk şeyin üstüne. Karıncalar da aslında bir salgı salıyorlardı ama biz onu emmiyorduk. Aa, şey gibi. Onun aynı nerede? Aynen. Ama onlar karınca. Karınca mı yiyor? Evet, onlar çöpü sokup üstüne karıncayı toplayıp yiyor. Karınca, maymunlar. Arkadaşlar, ilk yoğurt acaba nasıl yapılmış olabilir diye deniyorlar bir sürü şekilde. Hani diyelim ki yoğurt yoğurttan mayalanıyor ya. Biliyorum. Ben nasıl olabilir diye. Bir abi sen mayalı şeylerden bahsediyorsun genelinde. Şimdi hani karınca yuvasını ve çok güzel mayaladığını keşfetmişler. Toprağını. Evet, karınca yuvası toprağını. Thank you.
sadece kaldığımız ev. Yüzümüzü bekliyoruz. Saat 3'e 10 var. 3'te gelecek. Bizi alacak. Bolu'ya ineceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz orada. Bir sandalye koyduk. İlk ben 10 tane gibi oturarak da. Kaçtı ya. Koyuyorlar sandalyeyi. Amcamı otur yanında diyor. Kaydı geçelim artık.